Merhabalar, Linda Nur Sertelli Tatlıdil, 32 yaşındayım, New York doğumluyum, aslen İzmirliyim. Gazeteciyim ama mesleğimi yapmıyorum, uzun süredir hobilerimle ilgileniyorum, onlara zaman ayırıyorum. Maalesef bale geçmişim yok. Sayılacaksa 3 yıl folklor oynadım, o kadar. Onun dışında maalesef herhangi bir deneyimim, geçmişim yok. Baleye bu Ocak'ta 2 sene olacak başlayalı. Başladığım için çok mutluyum. Tesadüf denk geldim. Aslında modern ve çağdaş dansa başlamak istiyordum. Fakat sınıfların kapasitesi dolunca deneme dersine geldim. Deneyip kendimi görmek istedim. Ortamı, dersleri, sınıfları görmek istedim. Katıldım. Çok hoşuma gitti. Devam ettirme kararı aldım. İyi ki de bu kararımdan vazgeçmemişim. Etrafımdaki arkadaşlarım, ailem gözlemlediklerinde olumlu tepkiler alıyorum ve ben de kendimde değişimleri fark edebiliyorum. Özellikle duruşlarımda ve vücut esnekliğimde çok büyük gelişmeler olduğunun bilincindeyim, farkındayım. Her açıdan bana çok güzel, olumlu şeyler kattı. Duruşum değişti, vücudumun esnekliği arttı, kendimi çok rahat hissediyorum. Eskisi gibi sırt, boyun, bel ağrılarım olmuyor kesinlikle. Daha hafif hissediyorum. Normalde dediğim gibi hiçbir bale deneyimim yok ama sizler bizlere bu fırsatı verdiniz, vücudumuzu tanıma şansı verdiniz ve bizlerin nasıl ilerleyebileceğimizi görmemizi sağladınız. Vücudumuzun neler yapabileceğini gösterdiniz. Ben vücudumun bu şekillere gireceğini, kapasitesini hiç bilmiyordum. Sizinle birlikte öğrenmiş oldum, tanımış oldum. Hem size hem de vücuduma çok teşekkür ediyorum. Normalde Karaköy stüdyolarında derse geliyordum. Stüdyo ortamını hocalarımızla, sınıf arkadaşlarımızla güzel bir sinerji yaratarak derslerimize devam ediyorduk. Fakat ben Karaköy'e geldikten birkaç ay sonra maalesef pandemi başladı. O yüzden derslerimize online olarak devam ettik. İyi ki de online olarak devam ettik. Hem ders sayısının fazlalığı benim için çok iyi oldu. Haftada 3 gün ders alarak bütün zamanımı ona ayırmış oldum. Zaten stüdyo ile online ders arasında herhangi bir fark yok. Sadece birebir olamıyorsunuz. Onun dışında hiçbir farkı yok. Ha stüdyo, ha online dersler aynı. Yetişkin baleye ait, doğruyu söylemek gerekirse stüdyo ortamını çok seviyorum. Sanki üniversitedeki sınıf dersliğime girmiş gibi hissediyorum. Hocalarımızın bize yakınlığı, samimiyeti, sınıf arkadaşlarımızın bize yakınlığı beni çok mutlu ediyor açıkçası. Normalde biraz çekingen bir yapıya sahibim ama burada hiç kendimi rahatsız veya sıkıntılı, stresli hissetmiyorum. Kesinlikle üniversitede sınıf arkadaşlarımla geçirdiğim zaman gibi derslerimize giriyoruz, yapıyoruz. Yani Türkiye şartında en çok iyi yapan işinin ehli sizlersiniz. Ben sizleri biliyorum, tanıyorum. Akademik geçmişiniz. Çoğu insanlar genelde açıyor kursları ama pilates hocası oluyor, yoga hocası oluyor. Bale hareketleri vermeye çalışıyor. Sizin verdiklerinizle onların verdikleri arasında dağlar kadar fark var. Benim bildiğim bir tek siz varsınız işin ehli, profesyonel. Başka yok. Developa'yı seviyorum ama onun öncesini söylemek gerekirse rondejamp'u çok seviyorum. Rondejamp'lu bütün birleşen hareketleri çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor onu yapmak. Yaparken de çok keyif alıyorum. Baleye başlama kararı aldığımda hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldım. Ailemden olumlu tepkiler aldım ama fakat olumsuz tepkiler aldığım da oldu. Ama tabii kimseye kulak asmadım. Bu yaştan sonra bale mi olur? Kaç yaşındasın? Vücudun uygun olmaz, hareketleri yapamazsın gibi olumsuz söylemler aldım, duydum ama hiçbirine kulak asmadım. Yetişkin bale bize hepsini yapma şansı verdiği için ben çok mutluyum. Tabii ki de balerinler gibi asla olamayız ama en azından bu yoldan dönmeme kararı aldım. Disiplinli çalışıyoruz, vücudumuzu tanıyoruz. duruşumuz, postürümüz, her şeyimiz çok güzel gidiyor şu anda. Umarım böyle de devam eder. Çok fark ediyor. Hani önceden pilates, yoga yaptım ama yani bir şey değil. Bu bale çok farklıymış. Her zaman söylüyorum, hiçbir zaman sizler gibi olamayız ama en azından sizler bu şansı bize sunuyorsunuz, veriyorsunuz, zamanınızdan ayırıyorsunuz. Hani herkesin ailesi var. Yani eşiniz, çocuğunuz vesaire. Onlardan feragat ederek bizlere bu şansı tanıyorsunuz. Bize de ne düşer? Sevdiysek, beğendiysek disiplin olup çalışmak düşer. Başka da bir şey diyemem ki.